Sevgili seyirciler, İzmir ilimizin Bergama ilçesinden yaklaşık 45 dakika uzaklıktaki Kozak nahiyesi ve yöresi insanlarını günümüzün modern tarzanları olarak tanımlayabiliriz. Çünkü bu yörenin insanları en önemli gelir kaynaklarından biri olan çam fıstığının kozağını toplayabilmek amacıyla şu K'ye denilen çınar ağacından yapılmış ucu çatallı dal parçasıyla 50-60 metre yükseklikteki çam ağaçlarına kolaylıkla bir çırpıda tırmanabiliyorlar. Hatta başka hiçbir araç kullanmadan korkusuzca ağaçtan ağaca geçebiliyorlar. Çarşamba Gecesi ekibinden Şeref Ünal bu konuyla ilgili bir film hazırladı. Mehmet Gülenç, bu yöredekiler sizi bu yörenin en hızlı ağaca çıkan ve çam indiren kişisi olarak tanımlıyorlar. Tanırlar. Diyorlar ki bu yörenin en hızlı çam indiren delikanlısı Mehmet Gönenç'tir. Evet. Kaç yıldır çam indiriyorsunuz? Aşağı yukarı 40 senedir. Kaç ama metreye kadar tırmanıyorsunuz? Çamın yüksekliğine göre 80 metrede olsa evvelallah bu çınar çubuklarından çıkabiliyoruz. Bugün yörede gençlerle bir yarışma yapılsa siz katılır mısınız bu yarışa? Katılırız efendim. Ne kadar genç gelirse gelsin diyorsunuz. Gelsin. Kaç tane varsa nahiyenin içinde çamcı, hepsinden beraber evvelallah yarış yapabilirim. Peki yukarıda kaç saat çalışabiliyorsunuz? 8-9. Akşam güneş inince kadar devam ederiz, çalışırız. Yani babaklar görünmeyese kadar düşürebiliriz. Bir yorgunluk hissediyor musunuz? İtmem efendim. Akşam biraz yorgunluk kulağında biraz belli olur. Bunu da sabahlar kalktığımız zaman da yine hiçbir çalışmamış gibi vaziyette. Zaten öyle olmasa çalışılmaz bu çamlarda. Yaşınıza göre bayağı dinç gözüküyorsunuz. İnşallah. Daha kaç sene yaparsınız bunu? Bu senede indirme bayağı kuvvetimiz var gibi görülüyor. Bugünkü kendimi yokladığıma göre düşüreceğiz yine bu bakları. Kaç yaşındasınız? Biz 35 yaşındayım. Kaç yıldır çam indiriyorsunuz? 22-23 seneden beri indiriyorum. Anlatır mısınız bize, nasıl öğrendiniz bu beceriyi? Bu işten gelen bir şey, küçüklükten mesela babadan görenek olduğu için. Onun için tabii biz de küçükten başlamışız buna, bırakamıyoruz. Ne kadar para kazanıyorsunuz bir mevsimde? Ben kötürü aldığım için, biraz kötürü de alırım yani, yevmiyeye gitsem bile 20-25 bin lira falan alabildiğim seneler oldu yani. Peki ağaçtan ağaca geçmek nasıl oluyor? Evet, Tarzan'lık gibi bir şey oluyor. Tabii biz belki Tarzan'dan bu filmde gözüküyor ama bizi tabii daha şey oluyor. Onlar biraz hayali oluyor diyorsunuz. Biz gerçek tarzanlarız demek istiyorsunuz. Biz gerçek tarzan olmuş oluyoruz. Ne kadar daha yaparsınız kardeşim bu işi? 20-25 sene daha, belki 30 sene daha yapabilirim. Hiç korkmuyor musunuz? Şimdilik yani çok tehlikeli anlarım da geçti ama korkmuyorum. Çok tehlike atlattınız. Evet. Kaç defa tehlike? 12 sefer çamdan düşmem oldu. En sonunda işte 3. sene bu sene böbreğim patlamıştı, çamdan düştüm. Aşağı yukarı 1,5 ay falan hastanede yattım. Yani bugüne değin 12 kez yaşamınızı yitirebilirdiniz. Evet, o halde çok tehlikeli bu işi, bile bile niçin yapıyorsunuz? Ne yapalım? Biz burada bunun çamın içerisinde olduğumuz için bunun için yapabiliyoruz. Yani ekmeğimizi kazanmak evet, için, yaşamı tabii sürdürmek evet için buna çıkmak zorundayız diyorum. Tabii. Sizin adınızı rica edeyim. Selami Çamcı. Selami, anlatır mısın nasıl oldu bu olay? Ben ağaca çıktım çama, çok yüksek çam. İndirdim, üzerine kozakları indirdim. İnerken aynı budakta çıkmıştım. İnerken aynı budağa taktım K'yi. K'ye çıkıverdi aniden. Yükseklik 10 metre kadar vardı. Oturağıma düştüm. Ve de ben bilim ağacı da o zaman yattım yere. Ondan sonra babam uzaktaydı. O geldi. Hemen arabayla hastaneye gittik. Ne olmuştu sana? Bilim kırılmıştı. Ne gibi etkileri kaldı daha sonra bu kazanın? Şimdi işte bacaklarım tutmuyor. Yani sol bacağım tutmuyor, öbür bacak düzeldi biraz. Daha önce de böyle bir kaza geçmiş miydi başında? Evet, geçmişti. O zaman aynı yükseklikte düşmüştüm. 10 yaşındaydım. Daha küçüktüm. O zaman da hastanede 2 gün kaldım. Hiçbir şey olmadı. Sadece yüzlerimde yaralar olmuştu. 2 günde düzeldi.
Şimdi bir hayli iyileşmişsin. Evet. Şimdi... İnşallah daha da iyileşeceksin. İyileştikten sonra bir daha bu işi dener misin? Hayır. Korkuyorum şimdi. Çok çektim. 2 senedir çekiyorum. Denemem. Efendim bu yörenin delikanlıları ekonomik zorunluluk sonucu çam ağaçlarına çıkarak oradan çam fıstığı kozaklarını indiriyorlar. Bu bir bakıma da bir yiğitlik ve beceri gösterisi oluyor. Duyduğumuza göre de yörenin delikanlıları arasında çam ağacına çıkamayanlara kız vermezlermiş. Doğru mu efendim? Çok doğru. Ben de buralıyım ve buradan evlendim. Evlenmeden önce siz de çıktınız mı ağaca efendim? Evet. Köye yakın bir yerde çam indirirken kayınpeder adayı bizim gelmiş de benim çam indirmeyi seyretmiş. Ondan sonra da kızını verdi. Sorduğumda şu cevabı aldım. Oğlum devletin ekmeği dizindedir. Devletten ekmeği kesilirse benim kızımı neyle besleyeceksin diye böyle bir nükte de yapıverdi. Allah razı olsun kendisi. Yani siz o gün ağaca çıkamamış olsaydınız belki de evlenemeyecektiniz. Evlenemeyecektim. Efendim duyduğumuza göre bu yöredeki yurttaşlarımızın bazıları her yıl bu çam kozaklarını indirirlerken ağaçtan düşerek yaşamlarını yitirirlermiş. Doğru mu efendim bu? Çok doğru. Çok doğru da yalnız vatandaşın düşmesi K'ye şaşarsa düşer. Ne demek efendim K'ye şaştı? K'ye gördüğünüz uzun sopa çamın budaklarına takılır. İşte bu arada çamın budağı kırılır, vatandaş düşer. O ağaç kırılmasaydı vatandaş da düşmezdi. Çünkü o kadar becerili yetişmişti buranın çamcısı. Bir ölçüde de hatta büyük ölçüde de yürekli insanlar galiba bu yörenin insanları. Evet, yürekli insanlar. Çünkü zaten geçim bu yüzden sağlanıyor. Kozan ekonomisine etkeden fıstık tam başka bir şey denemez. Yani herkes doğuşunda çam ağacına çıkmak zorunluluğuyla doğuyor. Çıkmakla yükümlüdür, babamını yetiştirir. Sayın Mustafa Biray, bu yörenin en önemli gelir kaynaklarından biri çam fıstığı. Ve bu çam fıstığını taşıyan kozaklar da büyük bir tehlike içinde toplanıyor. Acaba nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Daha evvel çok zorluklarla değerlendiriyorduk. Bunu tüccarla satıyordu. 67'de bir kooperatif kurduk. Kooperatifimizin gayretiyle, bu üreticilerimizin gayretleriyle biz bu kooperatifi geliştirdik. Ve Türkiye pazarlarını büyük şehirlere satmaya başladık. Sayın Biray, dünyanın başka ülkelerinde de çam fıstığı üretiliyor. Acaba size göre bu konuyu bilen bir kişi olarak dünyanın en iyi çam fıstığı hangi ülkede üretiliyor? Türkiye'de üretiliyor. Başlıca Kozak'tır. Kozak'ta çıkan en iyi çam fıstığı dünyada da tanımlanmış bulunuyor. Peki efendim, dünyanın en iyi çam fıstığını biz ürettiğimize göre niçin dünya pazarlarını elimizde tutamıyoruz? Dünya pazarlarını elimizde tutamadığımızın sebepleri standart yapamamamız, paketlemeye gidemediğimiz için ve fabrikalarımızın geliştiremediğimizden dolayı dünya pazarını elimizde tutamıyoruz. Bu konuda girişimleriniz var mı? Var. İtalya'ya gittik ve oradaki fabrikaları inceledik. O fabrikaların anlaşmasını yaptık ve İtalya bize dedi ki biz artık bu dünya pazarını Türkiye'ye vermek istiyoruz diyerek bize şartnameler hazırladılar. İşte şimdi kooperatif olarak ve bakanlıklar olarak artık kredi yoluna gidilmesini kredi düşünüyoruz. Ve inşallah bu ileride gelişecektir ve bu İtalya'dan bu fabrika gelip dünya pazarlarına hakim olmaya çalışacağız. Kozaklı, konuksever, yiğit, çalışkan fıstık üreticilerinin